arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle dereotu ile poğaçamızı yapacağız. Yoğurt, sıvı yağ, yumurta, kabartma tozu, tuz, dereotu. Dereotumuzu da döktük. Ve şimdi unumuzu döküyoruz. Ama unumuzu yavaşça döküyoruz. Çünkü hepsini dökmeyeceğiz. Ama bunları böyle benim gibi çırparak dökün. Karıştırmaya devam ediyorum ve arada unumu döküyorum. Ve gördüğünüz gibi şu kenarlarındakini alıyorum. Şimdi arkadaşlar yoğurmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi pardon. Şimdi bunu çok böyle sabaha kadar bu dinlenirse güzel olur. Dinlensin bir ilk önce. Ve böyle yumruk yapıp bunu da şöyle yapın. Şimdi arkadaşlar yağlı kağıdımızı koyduk ve şimdi sizlerle alıyoruz bir parça. Şimdi yuvarlıyoruz ve buraya koyuyoruz. Böyle böyle devam ediyoruz. En sonunda da kaşar koymayı unutmayınız. Ve şimdi arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Ve böyle bu kadar büyüklükte koyuyorsunuz. Şimdi böyle devam edin. Ama en sonunda kaşar koymayı unutmayın. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi aldım. Bunun içine koydum. Ve koydum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şundan birazcık kapatmak için alıyorum. Şimdi peynirimizi yaptık. Ve buraya koyduk. Ve şimdi arkadaşlar yuvarlamaya devam ediyorum. Ve şimdi bunların içine böyle yapın. Böyle yuvarlak yaptınız ya. Ve hafiften böyle açın. Gördüğünüz gibi açtım. İçine şöyle peynir koyun. Ve bir sağdan aşağı, sağ ve soldan yapın. Ve böyle yuvarlayın. Peynir seviyorsanız peynirli yapın. Böyle dereotlu seviyorsanız dereotlu yapın. Ama biz peynirli sevdiğimiz için peynirli yapıyoruz. Şimdi böyle hepsini peynirli yapacağız. Biz peynirli sevdiğimiz için. Şimdi arkadaşlar yuvarladık mı? Yuvarladık. Ve açtık, koyuyoruz şimdi. Dediğim gibi peynirli sevmiyorsanız peynirli koymayın. Dediğim gibi peynirli sevmiyorsanız peynirli koymayın. Peynirini boşa kesme.
çünkü ziyan olur. Çöp atmak zorunda kalırsanız, çöp atamazsanız da ziyan olur. Ben şimdi kaşarı koydum. Ve böyle kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini yaptık ve şimdi sarısını yapıyoruz. Sizin bilgisayarınız varsa, telefonunuz yoksa tarife oradan bakın. Ve gördüğünüz gibi az kullanıyoruz çünkü hepsine yetecek kadar. Arkadaşlar sonunda pişti, bakın birisi pırtlamış.